İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Bağış Bitlis'in tarihi yapıları tahrip ediliyor. Artsakh'a destek, 100 hane 100 inanç. Sözlük yazarı Keti Kundakçıyan ile röportaj. Batı Ermenistan'ın Hakkari ilinde çığ düştü. Garen Matevosyan'ın Ani ve Ani Halkı adlı çalışması yayınlandı. Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı'nın 2022 takvimi çıktı. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Bağış Bitlis ilinin Adil Cevaz ilçesinde bulunan 600 yıllık Mucizeler Manastırı ile Urartular dönemine ait Kef Kalesi define avcıları tarafından tahrip edildi. Define avcıları tarihi kale, manastır ve yerleşim yerlerinden uzak olan tarihi kiliseleri tahrip etmeye devam ediyor. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel bölgede tarihi öneme sahip yapıların korunma altına alınmasını gerektiğini söyledi. Ona göre ne yazık ki tarihi alanlarımızda definecilerin vermiş olduğu tahribat çok yüksektir. Batı Ermenistan'ın tarihi alanlarını koruma noktasında bilinç seviyesinin yükseltilmesi gerekmektedir. 2021 yılının yaz başında Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Televizyonu ve Yaşamak İçin Artsakh adlı fon, 44 günlük savaş nedeniyle yerinden edilen ve evlerini kaybeden Artsakhlı 100 çok çocuklu aileye barınma sağlamak amacıyla Artsakh'ta 100 ev adlı ortak projeyi organize ettiler. Program, Artsakh'ın başkenti Stepanakert'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında Askeran bölgesindeki Dahrav köyü yakınlarında 100 yeni konut inşa edilmesini öngörüyor. Yeni yerleşim bölgesinin inşaatına Temmuz ayında başlandı. Girişimin başlangıcında Devlet Televizyonu Genel Müdürü Hovhannes Movsisyan, ilk evin kamu çalışanlarının yardımıyla ve siyasi reklamlardan oluşan bütçeyle inşa edileceğine dair güvence verdi. 22 Aralık akşamı Yerevan'daki Grand Otel'de Artsakh'ta 100 ev projesinin startına adanmış bir etkinlik gerçekleştirildi. Amacı yapılan çalışmaları ve mevcut durumu tanıtmak, Artsakh'ın ve Ermenilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili ortakların vizyon ve düşünceleri ile iletişim kurmaktı. Çeşitli yapılardan temsilciler, Artsakhlı yerlerinden edilmişlerin oluşturduğu sivil toplum kuruluşlarının başkanları, temsilciler ve yabancı konuklar davet edildi. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de sözlük bilimci filolog Keti Kundakçıyan hayatını ve faaliyetlerini anlattı. Batı Ermenistan'a yaptığı ziyaretlere atıfta bulunarak kültürel yaşamı harekete geçirmek için Samvel Garabedyan ile başlattığı kampanyalardan bahsetti. Batı Ermenistan'da faaliyet gösteren Ermeni okulları ve kolejleri, düzenlenen sınıflar, Ermeni çocuklarına verilen ve bazen Ermeni karşıtı içerikli eğitim hakkında konuştu. Ayrıca yerel Ermeniler arasında yayılan ve özellikle Türk hükümetinin Ermenilerin şehirlerden tahliye edilmesiyle ilgili yeni bir politika geliştirildiğini belirtti. Batı Ermenistan'ın Hakkari ilinin Yüksekova ilçesindeki 3 noktaya çığ düşmesi nedeniyle büyük panik yaşandı. Çok sayıda araç ve vatandaşın mahsur kaldığı bölgeye acil olarak ekipler sevk edildi. Bölgedeki yoğun karı temizleme çalışmaları sürüyor. Karayolları ekipleri merkez başta olmak üzere köy ve mezra yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Yerevan'daki eski el yazmaları müze enstitüsü olan Madenataran'ın Facebook sayfasında şöyle yazıyor. Madenataran Bilim Müdür Yardımcısı Karen Matosyan'ın yazdığı Ani ve Ani Halkı başlıklı çalışması yayınlandı. Ortaçağ Ermenistan tarihinde Ani yalnızca ülkenin siyasi ve manevi merkezi olarak değil, aynı zamanda Bagratunyans döneminde bir kral ve Katolikos ikametgahı olarak ve zamanında kentsel yaşamın, ekonomi, zanaat ve ticaret, kültür ve sanatın gelişmesinde öncü bir yer olarak son derece önemli bir rol oynadı. Kitap iki bölümden oluşuyor. Biri şehrin tarihine, kültürüne adanmış. Ayrıca bu bölümde Ani yakınlarındaki manastırlar ve kaleler sunulmaktadır. İkinci bölüm, kraliyet ailesi ve soylu ailelerin üyeleri dahil Ani halkına adanmıştır. Ani'nin 2016 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine dahil edildiğini ve bunun da kendisine olan ilgiyi artırdığını hatırlatalım.
Dolayısıyla Ani'nin tarihsel, kültürel, medeniyet rolünün yeni bir araştırılması ve sunumu çok önemlidir. Ermeni Mimarisi Araştırma Vakfı'nın Artsakh'ın Harikaları adlı 2022 yılının takviminin yayınlandığını siz dostlarımıza ve soydaşlarımıza belirtmek isteriz. Ermenistan Tarihi adlı kitap serisinin tüm abonelerine ve Artsakh dünyasının harikalarına hayran olmak isteyenlere ithaf ediyoruz. Adres: Yerevan, Bahramyan 24, Daire 61. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV kendi reklamını yapmamakta, Batı Ermenistan'ı ve sakinlerini temsil etmektedir. İşgal altındaki vatanımız olan Batı Ermenistan ve sakinlerinin kendi sorunlarını dile getirmek için tarafsız bilgiye ihtiyaçları vardır. Bu zorlu, uzun mücadelede her Ermeninin desteğine ihtiyacımız var. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi desteklemek, sürgün edilen ve sürgünde yaşamak zorunda bırakılan Ermenilerin ana vatanlarını tanımasını ve ulusal kimliklerine tekrardan kavuşabilmelerini desteklemek demektir. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiğiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Artsakh Ermenilerinin geleneksel folklor şarkısı Yesbar Gikam Dasni Chors adlı Ermeni halk müziği eserini sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.